Telefonunuzdan Flash Haber TV X hesabına girin, sizin de haberiniz olsun. Tek yapmanız gereken Flash Haber TV X hesabını takip etmek. Demir Kıran Ars Ofisi başarı hikayelerini sunar. Başarı hikayelerinden hepinize merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu haftaki konuğumuz spor dünyasının, özellikle Türk futbolunun en önemli isimlerinden birisi. Adı yöneticilik yaptığı Galatasaray Spor Kulübü ile özdeşleşmiş bir isim. Turizm sektörünün duayenlerinden Turgay Kıran bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihal'cim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir başlangıç yaptın. Çok azını söyledim. Özellikle Galatasaray'la böyle ismin beraber anlatılması beni çok mutlu ediyor. Bir Galatasaraylı olarak ben de çok mutluyum bugün sizi tekrar ağırlıyor olmaktan. Kendim ve kanalım Flash Haber TV adına teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman biliyorsun senin çok ayrı bir yerin vardır bende. Ne zaman istesen emrindeyim biliyorsun. Onun için ben de Flash TV'de olmaktan büyük keyif aldım bugün. Evet, sizin hikayenizi biliyoruz ama bir de Flash Haber TV izleyicilerine özel gerçekten muhteşem bir hikaye var. Başarılarla dolu bir eğitim hayatı. İşte. Sonrasında STK'larla iç içe geçmiş bir yaşam. Türk futboluna, Türk sporuna adanmış bir yarım asırdan fazla bir ömür diyebiliriz. Aydın Nazilli'de başlayan bir hikaye. Sizi biraz geçmişe götürelim. Evet. Evet, ben biliyorsunuz bir Arnavut babayla bir Girit'ten gelme annenin bir evladıyım. Aydın'da görev yapıyorlarmış geldiklerinde Türkiye'ye. Hayatımız Arpas köyünde başladı. Dediğim gibi Nazilli Arpas köyünde başladı. Ama çok uzun orada sürmedi çünkü İstanbul'a sevkiyatı vardı babamın, rahmetlinin. Onlar İstanbul'a geçince bir yaşından itibaren ben artık İstanbul'da. Önce ilkokulum Işık İlkokulu'nda, daha sonra da Galatasaray Lisesi'nde derken işte bir Avrupa maceramız var. Orada çok başarılı bir talebe olduğum için tekrar İstanbul'a gelip İstanbul Üniversitesi'nden diploma ve aynı zamanda da bir çalışma hayatımız başladı biliyorsun Nihal bizim. Çünkü üniversitede okurken geceleri çalışıyorduk, gündüzleri okula gidiyorduk ama o kadar kolay olmuyor bazen. O gidip gelmelerle derslerimizi fazla çalışamadığımızdan Fransa'dan dönmek zorunda kaldık. Hı hı. Ama iş babında çok başarılı bir başlangıç oldu. Çünkü yurt dışında hem otellerde çalışmam, İstanbul'a gelince 2-3 tane lisan bilmemiz onlar benim için çok büyük bir avantaj oldu. Ve hemen beni büyük oteller güzel pozisyonlar vererekten, güzel paralar vererekten transfer ettiler. Çok da mutlu ve güzel bir hayatım onunla başlamış oldu evet. Yani. Siz bir çırpıda anlatıyorsunuz ama çok önemli anekdotlar var burada. Özellikle Galatasaray Lisesi. Evet. Ben de bir anne olarak hepimizin hayalidir çocuğumuzun öyle okullarda okuması. Hem Fransız okulları hem Galatasaray Lisesi. İşte şimdi LGS denen bir sistem var. Bu çok kötü oldu. Maalesef evet, ama bu sistemin içerisine çocuklarımızı ayak uyduruyor. Sizin zamanınızda bu okullara girebilmek kolay mıydı Turgay? Yani sanıyorum bugünkünden daha kolaydı. Çünkü yine bir imtihan vardı, bir sınav vardı. İmtihan eski Türkçe galiba, sınav vardı. O sınava girip ben 100. olaraktan yani Galatasaray Lisesi'ne 100 kişi alıyorlardı o dönem. 100. olarak girdim Galatasaray Lisesi'ne. Çok başarılı bir talebe miydim? Değil ama akıllı bir talebeydim. Yani ne zaman çalışılacak, ne zaman çalışılmayacak kendi başıma buna karar veren bir öğrenciydim. Ondan sonra çok enteresandır. Yine Galatasaray Lisesi'nden Nihal 100. yılında bitirdim. Yani dönemim 100. 100 uğurlu 100. bir rakam sizin için. Evet. Daha da garip. Daha Galatasaray da Galatasaray Komitesi var bir de değil mi? Evet, 100. yıl. Evet, evet. 100. Şimdi espri yapıyorum hatta.
Diyorum ki 100. yıl komitesi başkanlığı yaptım Galatasaray'ın 100. yılında. Şimdi demek ki 100 yaşımda da Galatasaray'a başkanlık yapacağım bir kez daha. İnşallah. Onun için zamanım da var. İnşallah. Olur, neden olmasın. Keşke bütün başkanlar attıram, sizin şurada gibi. 25-30 sene kaldı, bir şey değil. Başarılı bir öğrencilik hayatı. Hem de sosyal bir çocuktunuz, evet, sanıyorum gençlik yıllarınızda, evet, da. Yani lisedeyken hem ders çalışıyorduk hem de yine çalışıyordum. Mankenlik yapıyordum. Rahmetli Vitali'nin yanında para kazanmak için mankenlik yapardık. Ondan sonra işte yine otellerde resepsiyon görevlisi olaraktan çalışmalar yaptık. Ama tabii ki Fransa'ya gittikten sonra hayatımız biraz daha farklılaştı. Çünkü oradaki eğitimin biraz daha otel üzerine olunca, tabii Türkiye'ye gelince havalı bir otelci olduğumdan dolayı, tabii, hemen herkes kaptı. Yani. Turgay Kıran ismi şıklıkla da özdeşleşmiş bir isim. Her zaman çok şıksınız. Bunun için özel bir çabanız var mı? Yoksa hani bu da yaşamımızın bir parçası olmalı mı? Hayat hikayelerinde özellikle. Tabii. Çok güzel bir soru sordun. Geçenlerde böyle eski resimlerime bakıyordum Nihal. 1900 işte ben daha 4-5 yaşındayken annem beni bir güzel giydirmiş. İnanamazsınız. O resmi sana yollayacağım bak. Şurada da TK yazıyor. Oturmuş bana T ve K yazmış 4 yaşında. Yani işlemiş. 4 yaşında bunu üşenmemiş, işlemiş. Yani sanıyorum annemden geçen bir bana bir ne diyelim bir olgu. Çünkü hakikaten iyi giymeyi, pahalı giymeyi değil, iyi giymeyi seviyorum. Renkleri çalıştığımız için rahmetli Vitali ile hangi renk hangi renkte gider gitmez onları iyi öğrenmişim herhalde. Bugün de hakikaten çok önemli terzilerle, Türkiye'nin çok önemli terzisleriyle beraber giyiniyorum. Ama inan ki o önemli terzilerin ücretlerini benden almıyorlar. Çünkü herkes diyor kadar zenginsin diyor. Halbuki ben ödemiyorum, onlar bana hediye ediyorlar. İyi giyindiğim için. Tabii, taşıyabilmek de çok, evet, önemli. Onun için renklere dikkat ediyorum çok. Evet. Galatasaray Lisesi'nden Sorbonne'a uzanan bir, evet, eğitim hayatı var. Evet. Biraz da Fransa'da geçen, evet, eğitim Fransa'da hayatınızı Fransa'da tabii konuşalım. Çok keyifli bir hayat başladı bizler için. Gider gitmez bütün Galatasaraylı kardeşlerim için. O hayata biraz alışmak zordu. Çünkü hem okul hem de gece hayatları çok iyiydi. Ve de paramız da fazla olmadığı için, yani iyi bir ailenin çocuğuyum esasında. Ama verilen paralar ancak okula yeterli olabiliyor. Onun için orada da belli otellerde yine resepsiyonist olaraktan, yine başka görevler olaraktan çalışmaya başladım. Tabii ikisini beraber yürütmek zor o yaşlarda, 24-25 yaşlarında. Biraz sıkıldık tabii. Baktık ki devam etsek zorlanacağız. Fransa'da çok keyifli bir yer. Yani insanlar gittiği yerden dönmek istemiyorlar ama mecburen bir dönüşümüz oldu. İstanbul Üniversitesi o zaman paralel alıyorlardı bizi. Yani hiç sene kaybetmeden İstanbul Üniversitesi'nde Fransız ve Roman dilleri edebiyatını bitirmiş oldum. Ama daha inan ki bugün ne dahil, bugün de dahil diplomamı almadım. Sadece bir çıktı vermişlerdi bana. O çıktıyla kimse sormadı çünkü. Evet. Herkesin sorduğu lisan biliyor musundu? Ben tabii Fransızca, İngilizceyi ve de daha sonra İtalyanca'yı öğrendiğim için 3 lisanla herkesin şeysi oldum, gözdesi oldum. Siz girmişken yabancı dil bilmenin iş hayatında size açılan çok, kapılar ve bu yönde bir mesajı da sizin ağzınızdan alırsak. Yani, hakikaten eskiden bir lisan bir insan derdi annelerimiz, babalarımız. O zamanlar pek anlamıyorduk. Yine bugün de öyle. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Lisan bilmeyen insan zorlanıyor Türkiye'de. Ama sizler ne kadar çok lisan konuşabiliyorsanız o kadar avantajlısınız. Özellikle kurumsal büyük şirketler, uluslararası şirketler lisan, 1-2 lisandan aşağı insan almıyorlar. Eğitiminiz önemli değil. Yani lise mezunu veya üniversite mezunu da olsanız muhakkak ki lisanınız olması gerekir. Ve o zaman çok büyük şansınız var. Dedikleri gibi 1'e 3 neredeyse. Doğru. Ben onun için çok şanslıydım. Dedim ya, hiç kimse bana diploman var mı diye sormadı. Herkes bana lisanım var mı diye sordu. Ben de onlardan faydalanmış oldum.
turizmde de kapılar evet, açılmış çok, oldu size. Onun evet. üzerinde 5 yıldızlı otelin işletmeciliğini ve yöneticiliğini yaptınız. Evet. Türkiye'nin en büyük sigorta şirketlerinden birinin yönetim kurulu üyeliğini yaptınız. Biraz da o turizm evet. hayatınızı şöyle, konuşalım dilerseniz. Şöyle biraz Nihal, biraz değişik şey bilgiler vereyim sana. Madem burada biz bizi konuşuyoruz, kimse dinlemiyor. Şöyle, ben 1980'de The Marmara denilen, şimdi The Marmara. O zamanlar otel farklı bir isimdeydi. Hı hı. Genel müdürlüğünü yapıyordum oranın. Büyük Taksim'de büyük bir otel biliyorsunuz. Ve zamanın başbakan yardımcısı Turgut Özal da o otelin müdavimiydi. Tabii ki bizler otelin başında olduğumuz için Özal Bey'le, rahmetliyle her dakika teşvik dedik, beraberdik. Evet. O beni sunuyor, ben de Turgut abiyi, Allah rahmet eylesin, yönetiyorduk. Turizm konusunda. Çünkü inanın ki İstanbul'da olan 2-3 otel dışında ve İstanbul dışında da çok az otel vardı Türkiye'de. Özal'ın sorduğu, ya Turgay, madem otelcisin, madem böyle dışarıda gittin, geldin, eğitimler yaptın, Türkiye'de biz nasıl arz-talep dengesini doğurabiliriz? Yani turist gelmesi için ne yapmamız gerekir? Oturduk, bunlara baktık. Çünkü otel olmazsa niye insanlar gelsin ki? Demek ki otel yapmamız gerekirdi ve bütün o Akdeniz'deki projeleri hepsini bir buçuk iki yıl çalışaraktan ne yapacağımız, nasıl insanları teşvik edeceğimizi çalıştık. Hı. Ve Allah rahmet eylesin, Türkiye turizmini Özal'la açtı dünyaya. Çünkü biz oteller açınca turistler artık gelmeye başladılar. Müthiş bir duygu benim için bu. Çok da kendimle gurur duyarım ama çünkü bugün yataklara düşünün. Kaç yüz yatak, kaç milyon yataktan bahsediyoruz. O zamanlar 1500-2000 yatağımız vardı. Ya. Ve bugünlere gelmemizin hakikaten Turgut Bey'in çok büyük dahli vardır. Allah ona da ben de destek verdiğim için bir parça da olsun. Kendimle çok gurur duyarım o konuda. Devamı var. Turgut Özal sizin Turizm Bakanı olmanızı istiyordu evet. o dönemde. Ama siz reddettiniz. Ben kaçtım. Sayılır. Evet, evet. Turgut Bey bu kadar çok çalışma olunca dedi ki, o zaman sen Turizm Bakanlığı'na görev getireceğim seni dedi. Evvela cazip geldi ama bir 6-7 ay kadar Ankara'da beraber onunla hı hı. kaldım. Ama baktım ki cazipliği farklı. Hı. Pek bana uymuyor. Çünkü bizlere alışmışız uluslararası firmalarda, biliyorsunuz söylediğimizi herkes dinler. Ama orada herkes dinliyor Ankara'da ama ki yapan yok. Sonra Turgut Bey rahmetli bana kızdı, dedi ki sen dedi Türk insanı değilsin. Şaşırdım ben, niye Türk değilim ki, Türk'üm. Hayır dedi, bak dedi dışarıya, Türkler dedi daha özverili, daha her şeyi kabul etmeye çalışıyorlar. Sen şımarık bir çocuksun dedi. Hı hı. Kızdı bana ve gönderdi. Evet. Onun için bakan da olamadım. Olamadınız, olsun. Çok daha güzel ama şeyler. Ama eksik olmasın. Evet. İki hafta sonra beni aradılar. Hem bir bankanın yönetim kuruluna hem de bir sigorta şirketinin yönetim kurulu görevi verdiler. Evet. Kendi yani, kurduğunuz şirketler de evet. oldu. Ondan sonra tabii evet. kendi şirketlerimiz oluştu. Hı hı. Onun için Turgut Bey'in, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, bana çok büyük yaralar olmuştur. En çok da gülüşümü çok severdi. O kadar güzel gülüyorsun ki derdi, bunu değerlendir. Çünkü tebessüm Türkiye'de yok biliyorsun. Herkes maalesef. Sert, herkes ciddi, herkes sert suratlı. Biz o zaman tabii daha turizm içinde olduğum için daha güler yüzlüydük. Hı hı. Bayılırdı bana, ya ne kadar güzel gülüyor olan diye. Semra Hanım da evet derdi. Ben de kendimi bir şey zannederdim. Ama hakikaten doğruymuş. O gülüşünüz de size kapılar açtı evet, değil mi? Bu da evet. önemli bir mesaj çünkü izleyicilerimize. Çok çünkü insanlara hep pozitif bir enerji veriyorsun Nihal. Yani simsiyah bir insan düşün, negatif enerji alıyorsun. Halbuki biz oturup sohbet ederken etrafta herkes keyifleniyor. Zaten insanlar sıkılmışlar, hem ekonomik hem siyasal bunun şeyleri var, sıkıntıları var. Bizi siyah insanları çekmek istemiyorlar. Doğru. Onun için gülümsemek çok önemli.
Ben izninizle Galatasaray'a geçmeden önce, çünkü onu detaylı konuşacağız. diğer takımları tutan izleyicilerimizin affına sığınarak bugün biraz Galatasaray'a ağırlıklı bir yayın yapacağız. Evet. Siz Alp Yapan'ın başkanlık yaptığı 90-92 yıllarında yönetim kurulu üyeliği yaptınız. Evet. 1985-88 Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliğiniz var. Evet. 1990-92'de Türkiye Kürek Federasyonu yönetim kurulu üyeliğiniz. 2004-2006 Galatasaray Spor Kulübü başkan vekilliği görevleriniz var ve daha sayamadığım birçok görevler. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeliğim var. Galatasaray 100. Yıl Komitesi başkanlığım var. Peki bu kadar iş hayatınız yolunda gidiyorken Galatasaray'la yollarınız lisede kesişmişti ama sonrasında yöneticilik kısmında nasıl kesişti? Tabii. Bir kere dediğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği vermişlerdi, görev vermişlerdi. Sevgili Kemal Aksu, Kemal Ulusu başkanımda. Kemal Ulusu. Kemal Ulusu, çok da severim. Buradan da sevgilerimizi iletelim. Aynen, ben de saygılarımı iletiyorum. Evet. Kendisiyle çok iyi bir ikiliydik ve Türkiye Futbol Federasyonu bize emanet edilmişti. Dolayısıyla orada çok başarılı işler yaptık. Yani Türkiye futbolunu bir şey yüz değiştirdik. O kadar keyifliydi. Dolayısıyla bu bizim başarılı çalışmamız Galatasaray Spor Kulübü'nde de ses getirdi. Ve sevgili Alp Yalman Başkanım kuracağı bir yönetimde bana teklif etti. Ben de yurt dışındaydım. Dedim ki Sayın Başkan, yani ben sizlere nasıl layık olarak olabilirim bilmiyorum ama benim için büyük bir gurur dedim. Eksik olmasın, beni yönetime aldı 1990'da. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü ile ilk birlikteliğimiz, ilk çalışmamız öyle başladı. Alp Yalman. Alp Yalman beraberle. Muhteşem bir başkan. 3 Nisan bilir o da. Bir İstanbul efendisi, beyefendisi. Yani ondan sonra zaten Galatasaray farklılaştı. Neden farklılaştı? Artık İstanbul beyefendiliği Türkiye'de pek fazla prim yapmıyor biliyorsunuz. Onun için biraz yavaş yavaş artık kabadayı daha böyle halkvari insanlarla başkanlık yapmaya başladık. Ama ben her zaman için Alp Yanman'ı ve rahmetli Özhan Can Aydın'ı bir kenara koyarım. Çünkü onlar hakikaten çok entelektüel, çok zarif insanlardı. 2004-2006 yıllarında da başkan vekilliği yaptınız. O da şöyle Nihal'cim. 2004'te Özhan Bey tekrar başkan adaylığını koydu. Daha evvel de başkandı. Ve dedi ki çok güzel bir laf etti. Ya 60 milyon dolar Galatasaray'ın borcu var. Bu borcu ödemek isteyen varsa gelsin dedi. Şimdi şaşırdım. Yani gelenlerin hiçbir tanesi borç ödemediler. Yani kim ödüyor borcu? Kimse ödemiyor. Ben de o zaman dedim ki tamam, ben de geliyorum dedim. 60 milyon var. 60 milyon var mı olmaz, seni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiriyor. Geliyorum. Ondan sonra hakikaten seçim çalışmasına başladık. Baktık rahmetli Özhan Bey benim durumum kötü gidiyor. Yani şeye gidiyor. İlla beni yanına almak için her türlü çabayı sarf etti. Harcadı ve yanımdaki kardeşlerim de abilerim de dediler ki bak bu abini kırma, büyük abimiz bizim, çok da severiz Özhan Can Aydın'ı, gel beraber girin dediler. O ciddi yüzü, ben de gülen yüzü olaraktan Galatasaray'da ikili başladık. Evet. Peki adaylık döneminiz aynı dönem mi? Seçileceğimi seçilemeyeceğimi bile bile aday oldum dediğiniz bir dönem de var çünkü. O işte ondan sonra. Çünkü ben tek başıma gidecekken zorla Özhan Bey'le birlikte oldum. Evet. Bütün taraftarlar bana kızdılar. Çünkü çok güveniyorlardı. O seçimden sonra da 40-50 oy alacağımı bile bile ben sadece seçime girmek için girdim ve kaybettim ama şeyimi yapmış oldum. Yani vermiş olduğum sözü uygulamış oldum Galatasaray'da. Şimdi sizi bulmuşken şu anki Türk futbolunu değerlendirmenizi de rica edeceğim. Çok kötü bir dönem geçiriyoruz Nihal, biliyorsun. Sen yakından izliyorsun futbolu. Çok kötü bir dönem izliyoruz ama yani sürpriz değil. Çünkü yıllardan beri futbolu bilmeyen ve futboldan çok uzak insanlar futbolun başında ve ne yazık ki politik, siyasal iktidarın da avucu altında futbol. Dolayısıyla zaten iyi olması beklenemez. Çünkü futbol özel bir şeydir. Biz rahmetli bizi özel futbola koyduğu zaman biz bir şey dahi soramazdık ona. Ben bir kere öyle bir gaf yaptım, bir şey sordum. Ben seni niye oraya koydum ki dedi. Doğru.
Yani sorumluluk doğru, verdiğini. Doğru. Yaparsın, cezası varsa cezası, güzelliği varsa akıl çalarsın dedi. Çok doğru. Dolayısıyla yıllardan beri futbol zaten Türkiye'de devamlı geri gitmekte. Bir de çok üzücü tarafı, bu bahis şirketleri futbolun içindeler. Çünkü o kadar büyük paralar dönüyor ki futbolda. Dolayısıyla 3. dakika sonra gol atan bir para alıyor. 5. dakikada gol yiyen bir başka alıyor. Beraberlik başka bir şey. Yani bahis Türk futbolunu, Avrupa'da da keza böyle, ama Türk futbolunu çok geriye götürüyor. Çok ve ne yazık ki, ne yazık ki diyorum, çünkü benim eşim Fenerbahçe'de, Fenerbahçeli. Ben Galatasaraylıyım, çocuklarım Galatasaraylı, torunlarım Galatasaraylı. Ama biz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepimiz spor açısından birbirimize dost, rekabet etmemiz lazım. Hı hı. Düşman olursak ne olur ki? Niye düşmanız ki? Şu ortamı düşünün. Şu günlerdeki gerginliği düşünün. Hiç buna gerek var mı? Yok. Çünkü sonuçta biz bir futbol oynuyoruz veya hatta basketbol oynuyoruz ama salonda, sahada. Hı hı. Dolayısıyla niye birbirimizi üzüyoruz? Birbirimizle böyle dalaşıyoruz. Sert sözler, kırıcı sözler söylüyoruz. Bu camialar 120 senedir böyle gelmişler. Önümüzü kesmek mi istiyoruz? Yani insanların aklı başına toplaması gerekir. Özellikle bana bunu sorduğu için teşekkür ediyorum. Çünkü bir büyük abiler olaraktan çoğunun da abisiyim. Aklı başımızdan gelmesi lazım, toplamamız lazım. Kendi seyircimizi, kendi taraftarımızı tahrik etmek için değil, Türk sporunu dingin bir hale getirmek için saygılı ve sevgili olmamız gerekir. Hı hı. Bunun için de genç kardeşlerim bıraksınlar taraftarla oynamayı ama biz yine eskisi gibi beraber maçlara gidelim, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı kardeşlerimizle. Yine eskisi gibi birbirimizi sarılalım, öpelim, saygı duyalım. Kim sahada yemişse de gidelim, onun elini sıkalım. Hı hı. Biliyorsun Galatasaray 6-0 yenildi. Fenerbahçe'nin en büyük olayı bu. Tek olaydır zaten Fenerbahçeli kardeşlerimiz bunu gündeme getirmek. Ama bizim başkanımız da gitti, o 6 gol yediği için Fenerbahçeli başkanı da tebrik etti elle. Demek ki bir şey yapılabiliyor. Sonuçta maç. Çok doğru. Onun için çok doğru, bu ilişkileri daha düzeltmemiz ve dostluğa gitmemiz lazım. Onun için bu kardeşlerim ne olur, hepsi de genç. Hasan da genç, Ali de genç, Dursun benden de genç ama ne olur bir birlikteliği bir an evvel bir abi olarak onlara tavsiye de öneride bulunuyorum. Birlik olalım çünkü sonuçta kendi çocuklarımızı üzüyoruz. Gerçekten öyle. Peki şiddetin her türlüsüne karşıyız ama bunun artık spora da bulaşması olacak hani şey değil. Gerçekten olacak şey değil. Şuraya bakın, sen de biliyorsun bizim oğlum değil mi şey geçti. Evet, oğlum. Evet. Şeylerle beraber. Seremoni. Şimdi oraya gidiyor, seremoniye çıkıyor. Küçücük çocuklarımız çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçında tüylerim diken diken oluyor Nihal. Şimdi o çocuklara günah değil mi? Oradan kötü haberler, kötü küfürler, o çocuklarımıza günah değil mi ya? Bütün çocuklar da hayran hayran izliyorlar. Onların en büyük hayali o maçlar. Biz onları yok ediyoruz. Evet, geleceklerini maalesef. Yok ediyoruz. Yapmayalım. Bu noktada federasyonun yaptırımları yeterli mi diye yok, soracağım. Yok, işte size. Görüyoruz yani federasyon artık bir kukla federasyon olmuş. Mehmet bana kızacak ama kukla federasyon olmuş. Yukarıdan ne talimat alırlarsa onu yapıyorlar. Yazık, çünkü birilerinin Türkiye'de isyan etmesi lazım bu konularda. Yani dur demesi lazım sporda da. Yoksa bu işler böyle yürümeyecek. Bu sadece futbol değil. Ne yazık ki basketbolda da, voleybolda da bunlar başladı. Eskiden ne güzel biz dostça giderdik voleybol, basketbol başlarına. Şimdi orada bile sıkıntı yaşıyoruz. Peki Turgay Bey, ülke olarak voleybolda, basketbolda da çok iyi yerlerdeyiz ve çok dünya güzel. Dünya şampiyonumuz var kızlarımızın. Neden futbol bu kadar önde? Çünkü futbol halkın bir opyumu, yani bir ilacı. Halk futbola yatıyor, futbolla kalkıyor. Ben şuradan şuraya gelinceye kadar onlarca kişi bana merhaba dedi, nasılsın dedi, kimisi sert baktı. Ya kardeşim, yani nerede var böyle bir dünyada böyle bir şey? O kadar bir popülarite yaratıyor ki. Evet. Bu müthiş bir şey. Bunu tabii hazmeden var, hazmedemeyen var. İkincisi de bir kere hakikaten biraz evvel söylediğim gibi sana bu şeyler, ne diyorsunuz onlara, şey oyunları, şans oyunları. Şans oyunları. Onlar çok ciddi bir para burada koyuyorlar. Ve onlar insanları şeye, kumara sevk ediyor. Hı. Her insan, her spor futbolcu bir kumar
dikkat edin. Zaman zaman futbolcular da oynuyorlar. Zaman zaman çıkıyor. Yapmayın bunu. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hiç olmazsa, üç büyük takım liderlik yapıyorlarsa, bunların bu işten biraz daha kendilerini ayırmaları ve biraz daha özerk olmaları gerekir. Evet. Sizin hayatınız üzerinden ilerlersek, kariyerinizde düzgün bir aile hayatınızın olmasının da büyük etkisi var diye düşünüyorum. Çok iyi yetiştirdiğiniz bir oğlunuz aynen. ve torunlarınız var. Evet. Biraz yeğenleriniz var, Türkiye'ye mal olmuş evet, isimler. Meşhur. Biraz da onları konuşalım, evet. evet. Oğlum zaten Cenk Londra'da yaşıyor. Onlar biliyorsun bizden evvel kaçtılar Türkiye'den. Göç ettiler Londra'ya. O da bir Galatasaray üyesi. O da bir bilgisayar mühendisi ve çok çalışkan ve çok özverili bir kardeşim. Çocuğum benim. Aynı zamanda kardeşim diyorum. Torunum o da bir Galatasaray hayranı. Çok iyi tenis oynuyor. Wimbledon'da oturuyorlar zaten. Hemen önündeler. Çok keyifli yaşamları var. Hatta eşim de dün oraya gitti. Bir iki ay yok. Orada beraber onlarla biraz nefes alacak. Yeğenlerim, bizim yeğenlerimiz benim oğullarım gibi. Çünkü evvela kardeşimin, kız kardeşimin çocuğu olduğu için o evlendi daha öncelikle. Ve de onların çocukları olunca biz onları çocuklarımız gibi gördük. Hakikaten ikisi de biliyorsun mimar. Birisi yüksek mimar, birisi de iç mimar şeyden. Meşhur okullar nedir o iyi okullardan mezun evet. ikisi de. İkisi de hem büyük mimar hem de çok büyük müzisyen. Ben hatta espri yapıyorum bazen. Bir programda sordular siz ne iş yaparsınız diye müzisyeniz dediler. Ben oradan çıktım. Müzisyen değil bunlar dedim ya bunlar mimar. Dayı dediler biz müzisyen. o kimliğiyle biz müzisyeniz dediler. Evet. Saygı duyduk çünkü insanlar sevdiği mesleği öne çıkarıyorlar haklı olarak da. Evet. Aileler tabii ki çok önemli çünkü ailenin eğitim ve öğretimleri, görenekleri ve gelenekleri insanın gelişmesinde çok büyük rol oynuyor. Biz tabii mütevazi anne babalardan geldiğimiz için o zamanlar hepsi üniversite mezunu olan anne babalarımız vardı. Tabii çok şanslıyız. O şanslı insanlardan bir tanesiyiz. Hep şükrederim onun için. Çünkü hayatta en önemli şey bir kere insanız. Mütevazilik en önemli şey. Yani bugün ben kapıdaki insanın da elini sıkıyorum. Başbakan geldi mi onun da elini sıkıyorum. Benim için ikisi de insan. Çok doğru. Tam bu noktada ben de öğrenmek istediğim önemli bir konu vardı ama siz onun cevaplarını verdiniz ufak ufak. Galatasaray Spor Kulübü'nde de birçok yönetici geldi geçti. Ama hiçbirinin ismi Turgay Kıran kadar kulüple özdeşleşmedi. Canım sen beni sevdiğinden özdeşleşiyorsun gerçekten herhalde. Öyle, gerçekten öyle. Türkiye'de Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta çok önemli diğer büyük kulüplerde de herkes tarafından sevilen bir isimsiniz siz. Evet. Bunun sırrı neydi? Çok teşekkür ederim. Dediğin doğru çünkü ben bir şeye çok saygılıyımdır. Özellikle cenaze törenlerine, düğünlere. Ne zaman davet edilse veya ne zaman bir arkadaşımız vefat etmiş olsa muhakkak cenaze törenine giderim. Bir kere sıkmış olsam daha iyi ve bu da çoğu kez de Fenerbahçeli, Beşiktaşlı arkadaşlarımız rahmetli olduğu zaman cenazelerine gidiyorum. Bakıyorum beni alkışlıyorlar. Şaşırıyorum Allah Allah beni niye alkışlıyorlar diye. Oraya gittiğim için alkışlıyorlar. Bundan doğal bir şey yok. Onlar benim arkadaşlarım, kardeşlerim, insan. Sonuç olaraktan Fenerlisi, Beşiktaşlı, Galatasaraylı hepimiz bizim insanımız. Dolayısıyla insanlar beni seviyor. İkincisi ben hiçbir kavga ortamını sevmem. Hayatım boyunca hiç kavgaya kolay kolay girmem. Dostça konuşurum, dostça anlaşmaya çalışırım. Söz geçirmeye çalışırım, anlatmaya çalışırım. Dolayısıyla Galatasaraylılar beni seviyorlar. Geçen gün Erden Timur'a laf söyledim. Laf söylemedim esasında. Erden Timur başımızın üstünde yeri var ama Galatasaray'ın üstünde de değil dedim. Kızdılar taraftarlar. Geçen gün baktım biri diyor ki Erden büyük. Erden tabii ki büyük. ama Galatasaray'dan büyük kimse yok. Galatasaray. Dolayısıyla insanlar bu tarz insanları gülümseyen, daha mütevazi, daha efendi yaklaşan insanları daha saygıyla karşılıyorlar. Belki ondan dolayıdır. Eleştirileriniz de pozitif çünkü. Ama içlerinde muhakkak şeylerin vardır, ironilerin vardır. Yani o ironi yakalan, bir kere sana bir şey daha bak bunu ilk defa açıklıyorum. Bir gün bizim Ünal Aysal'la biz biliyorsun bir seçime girdik. Ben kaybettim, Ünal kazandı. Ünal Aysal'la
Bir gün ben konuşma yapmışım bir televizyon programında veya bir radyoda. Yanında da danışmanı Bülent Tulum var, sınıf arkadaşım. Baktım Bülent arıyor beni, aradım çekimden sonra. Dedi Turgay, Ünal Başkan'la beraberim dedi. Şimdi biraz evvel bir konuşma yaptın. Sevdi mi, sövdü mü diye sordunuz. Gerçekten. Ya, koskoca başkanıma dedim, söver miyim, ne demek, saygısız yapar mı? Sevdim. Evet, evet, ama mutlaka ironi de var diyorsunuz bir yerinde. Gerçekten çok güzel. İroniyle konuştuğumuz için birazcık bizler. Evet, anlaşılım. Evet, Ünal da Belçikalı olduğu için Ünal Aysal da. Evet, evet. Bir de sivil toplum kuruluşları var ki hemen hemen birçok faydalı sivil toplum kuruluşuyla iç içesiniz. Biraz da onlardan bahsedelim. Evet, yani çoğu sivil kuruluşunda muhakkak ya yönetim, ya yönetim kurulunda, ya yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Bir kere hiçbir talebi reddetme şansım olmadı bugüne kadar. Yani işte engelliler rica ettiler, engellilerin fahri başkanlığı yapıyorum engellilerin. Diğerleri kalkıyorlar, işte kedi köpek hayvanları severleri var, onlarla destek oluyorum. Ondan sonra birçok dernekte yani 11-12 dernekte yönetim kurulu üyeliklerim var. Amaç nedir? Bizler bir yerde misyonumuzu bitirdik. Artık belli bir yere geldiğimiz için öğrendiklerimizi ve eğitilmiş konuları bizim birilerine yönetmemiz lazım. Dolayısıyla bol bol üniversitelerden, ilkokullardan, mesela haftaya yine bir ilkokulda, lisede söyleşi yapacağım. Amaç ne? Genç kardeşlerimin 50 sene, 60 sene sonraki birisinin tanıtımı. Yani diyeceğim ki onlara, bakın bugün daha 14-15 yaşındasınız ama 60 sene sonra karşınızda böyle birisi olacak. Sizler de bizim gibi birisi olun. Çünkü biz belli bir Atatürk çizgisinde belli yere gelmiş insanlarız. Bunu da sizlere verelim. Yani bizler sizin rol modelleriniz olalım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çok doğru. Siz bir de her şeyi dengede yapan insanlardan birisiniz. Bu kadar yoğun iş hayatı, STK'ların arasında sanat ve müzik de hayatınızda hep var. Değil mi? Sanat ama hayatta ne isterdim biliyor musun? Yani keşke bir daha doğarsam, onu rica ediyorum Yaradan'dan, sanatçı olmayı çok arzulardım. Ve hiç böyle bir şansım olmadı ama çok iyi bir sanat severim. Çünkü hem tablolar olsun, yapılan ressamların tabloları olsun, hem şairler olsun, hem yazarlar olsun, inanılmaz bir diyaloğum var. İnanılmaz seviyorum onları ve her birinin de söylediklerinin o kadar farklı olduğunu inanıyorum ki. Mesela geçen gün Orhan abiye gittim. O kadar önemli bir insan ki, Nazım zamanında beraber olmuşlar. Atatürk'ün bunları sevgisi, saygısı Karaveli, Orhan Karaveli bilirsin. Yani onu bir senesi geçti, bir senesi onu anarken bile içim darmadan oldu. Çünkü Atatürk'ü orada görüyorsun. Nazım Hikmet'le arasındaki ilişkileri görüyorsun. İşte bunlar sanatçı ya. Oturuyorlar, bir yazı yazıyorlar. O yazıyı nasıl yazabiliyorlar? Helal olsun. Öbür tarafta büyük ressamlarımız var. Asım İşlerler, şunlar, bütün biz kardeşlerimiz. Ya o nedir yaptıkları yapıtlar? Ne müthiştir? Müzisyen. Bana 11-12 yaşında gel dediler, müzisyen olarak şarkı söylediler. Herkes kaçtı. Çünkü o beceri bende yok. Ama çok seviyorum sanatı. Her sanat galerisinin açılışında da eksik olmasına davet ediyorlar beni. Gidiyorum. İyi de bir şeyim var. Evimde sanat galerisi gibi oldu yavaş yavaş, müze gibi oldum. Ama güzel. Çok keyif alıyorum onlardan, çok zevk alıyorum. Sizin gençlere ve girişimcilere tavsiyelerinizi soracağım ama öncesinde sizin isminizi konuk olacağınızı duyurduğumuzda izleyicilerimizden, özellikle anne babalardan çok önemli bir soru geliyor. Hep daha önce de sizle yaptığım yayınlarda. Oğlum futbolcu olmak istiyor, kızım voleybolcu olmak istiyor gibi. Nasıl bir yol izlemeli ebeveynler? Bir kere onlara önerim, futbolcu da yani sporcu olacaklarsa artık spor tıbbi bir örnekle olabiliyorsunuz. Yani o kardeşimi örnek konuşuyorum, Galatasaray'a getiriyoruz. Orada doktorlarımız var bizim. Hangi spor dalında gelişmiş olduğunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki senden futbolcu olur, senden basketçi olur, senden kürekçi olur. Dolayısıyla muhakkak öyle bir, yani illa top oynayacak, futbolcu olacak değil de sporcu olmalarını tavsiye ederim, öneririm. Bir. İkincisi, okulla beraber yönetmelerini
çok büyük öneririm. Çünkü okulu bırakmaları spor bir yere kadar. 30'dan sonra, 35'ten sonra spor bitiyor. Halbuki bir o yıl daha, o kadar yıl daha insan hayatı var. Dolayısıyla muhakkak bir meslek sahibi olsunlar. Ben Galatasaray'ı çok severim mesela Cüneyt'i. Cüneyt neden? Çünkü bir üniversite mezunu, bir mimar. Oturmuş, şimdi mimarlı işler yapıyor. Galatasaray'ın kaptanlığını yapmış. İşte buna öneririm bunun gibi olmalarını. Dolayısıyla genç kardeşlerim, tabii ki futbol çok para getiriyor diye bir heyecanları var. Ama inansınlar ki para her şey değil. Bugün çok paralı insan birçok şey yapamıyor. Neden? Evet. Çünkü eşi dostu yok. Peki eğitim hayatı ile birlikte yürütmeliler dediniz. Bu çok önemli bir mesaj. Ama bu biraz günümüz koşullarında maalesef zor. Çünkü hani ben de bir erkek çocuğu da yetiştirdiğim için çok yoğun antrenmanlar falan. Bunu dengede tutmak çok önemli. Şimdi bak Nihal'cığım, bir kere spor okulları artık akşam 6'dan 7'den sonra yapılıyor. Çünkü çocukların sabahki mesaileri de okulda olduğu için ondan sonra yapılıyor. Çocuğun bir kere o enerjisini vermesi lazım. O açıdan büyük faydası var. Tek sıkıntı okulların, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hala bunları anlayamaması. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Hala çok bunu doğru anlamamakta direnmesi. Halbuki Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da o çocuğa o şansı tanıyorlar. Çünkü o çocuk futbolcu olabilecekse veya basketbol olabilecekse o toleranslı gidiyor. Okullar izin veriyorlar. Bazı dersler mecburi, bazı dersler isterse yapabiliyor. O günlerde gelecek. Çünkü Türkiye şimdi bir silkindi bundan sonra. Yavaş yavaş Eğitim Bakanlığı da bunları anlayacak. Ben Milli Olimpiyat Komitesi'nde özellikle bu ilkokul ve ortaokuldaki öğrenciler için çok çalıştım. Neden? Sporsuz öğrenci olmaz. Ama öğrenciniz yaptığı spor iki tane böyle jimnastik de değil. O spor yapacak. O deşarj olacak. Ama onu deşarj ederken de bırakmayacağız. Eğiteceğiz. Nasıl yapılacağını öğreteceğiz. Bunun için de okulların bize çok toleranslı olması gerekir. Ama ne yazık ki Türkiye'deki eğitim biraz sıkıntılı. Maalesef. Ama sizinkiler şanslılar çünkü siz de aşıyorsunuz. Evet, biraz ebeveyne biraz rol veriliyor ve ağırlık veriliyor. Tabii çok daha halk sporu olduğu için futbol. Her baba, ben günde her şey 10 kere alıyorum. Her baba anne, ne olur çok iyi oynuyor spor, tamam. Hepsine de saygı gösteriyorum çünkü doğru. Belki de çok iyi oynayacaklar yarın öbürsü günü. Evet. Ama o şansları, o kapıya girmemiş olmaları. Çok doğru. Biz de o kapıları açıyoruz onlara. Çok doğru. Peki, gençlere ve girişimcilere tavsiyelerinizi öğrenmek istiyorum. Ama sizin en önemli söylemlerinizden birinin altını çizerek, gençler dost ve arkadaş biriktirsinler diyorsunuz. Çok doğru bir söz söylemişim. Ben söylemişsem sen de söylemişsen. Evet. Çok doğru çünkü ben bu yaşa kadar çok büyük paralar biriktirebilirdim ya da çok büyük paralar sahibi olabilirdim. Şükürler olsun halimden mutsuz değilim. Ama şimdi bazı arkadaşlarım var, milyar dolarlar, milyon dolardan bahsediyorlar ama daha yemek yemesini bilmiyorlar. Çatal tutmasını bilmiyorlar, tiyatroya gitmesini bilmiyorlar, bir müzik konsere gitmesini bilmiyorlar, bir sanatçıyı tebrik etmesini bilmiyorlar, bir ses sanatçısını dinlerken nasıl davranılmış olduk bilmiyorlar ve de sıkıldıkları zaman da bize geliyorlar. Neden? Çünkü eş dostlarına geliyorlar. Demek ki eş, daha doğrusu dost ve arkadaş çok daha önemli paradan. Dolayısıyla hakikaten bir örnek olarak biliyorum kendimi. Benim ne kadar çok dostum varsa o kadar büyük avantajım var kendimde. Çünkü sen buradasın, sana bir telefonla ulaşabiliyorum. Herkes ulaşamıyor sana. Bugün başka bir konuda açıyorum telefonu, çünkü arkadaşım benim. Ulaşabiliyorum. Hadi bakayım ver para ulaşmak için. Yok. Onun için bir dost sahibi olsunlar, arkadaş sahibi olsunlar, sosyal olsunlar. Sosyal olmaları çok önemli. Çünkü son zamanlarda bu bilgisayarlar ve telefonlar insanları asosyal olmaya başladılar. Herkes evinde zannediyor ki dünyayı görüyor. Hiçbir şey görmüyorlar. Şurada Beyoğlu'na kadar çıktığı zaman gerçeği görecekler. Onun için gençlerin asosyal olmasına katiyetle dayanamıyorum. Sosyal olacaklar bir. İkincisi de başarılı olmak istiyorsan muhakkak lisan. Bir lisan, iki lisan,
3 Nisan öğrenmeleri gerekir. O zaman bu gençler bizim geleceğimizin aydınlı gençleri olacaktır. Onlarla gurur duyacağız inşallah. Peki girişimcilikle ilgili vereceğiniz birkaç mesaj varsa onları da alalım. Girişimcilik biliyorsunuz sosyal olan adam. Ben bugün niye sosyalim? Onu da açıklayayım sana. Çünkü daha ilk otel 24 yaşında, 23 yaşındayken bile otelcilikte herkesle iyi diyaloglarla başladım. Yani sana gülümsedim, merhaba dedim. Sen beni sevdin, yarın öbür günün benim telefonumu kırmadın. Öbürü beni sevdi. Bir anda beni sizler yönettiniz. Ben kendi başıma bir şey olmadım. Ben ortamla bir yere gelebildim. Demek ki girişimci insan da muhakkak diyalog sahibi insan olması gerekir. Diyalog sahibi de bir sorumluluktur. Hadi evladım, bugün daha 13 yaşına girip de karşıdan karşıya geçmeyi bilmeyen gençlerimiz var. Çünkü neden? Anne baba ona sorumluluk vermemiş. Hep biz çocuklarımızı çok seviyoruz ama o bir sorumluluk. Karşıya nasıl geçeceğini biz öğretiyoruz. Nasıl yemek yiyeceğini öğretiyoruz. Nasıl davranacağını öğretiyoruz. O verildiği zaman sorumluluk, onlar bunu yönetecekler. Onun için ben gençlerin bu açıdan çok daha girişimci olacağına inanıyorum. Çünkü dünya değişti. Artık öğrencilere dikkat et. Tıpa giden çoğu azaldı. Mühendis azaldı. Mimar azaldı. Hiç bilmediğimiz kavramlarla yeni meslekler var. Bir arkadaşımla dün gördüm. Bilmem ne yapıyormuş çocuklara. Yani böyle bir dünya yok. Yani bir rakamlar söyledi bana. Şaşırdım. Pırıl pırıl da bir genç arkadaşım. Onun için çok daha büyük şansları var gençlerimizin. Türkiye'de bundan sonra yavaş yavaş ümitlendiğimiz gibi bir belli bir dünyada yerini alacak. Bütün gençlerimiz zaten Avrupa çalmak istiyor. Çok başarılı gençlerimiz var. Dolayısıyla gençler dediğim gibi sosyal olmalılar. Sanatı, tiyatroyu, kültürümüzü, resmi, müziği muhakkak yanlarında taşımalılar her yere. Ve dediğim gibi 1-2 Nisan bilerekten uluslararası birer birey olmalılar. Evet, yayınımızın sonlarına geldik ama size böyle biraz utanarak bir soru sormak istiyorum. Galatasaray'la ilgili, başkanlıkla ilgili bir planınız ya da öngörünüz var mı? Bu sistem böyle devam mı edecek? Güzel bir soru sordun. Şöyle cevap vereyim. Ben de seninle samimi olayım. Şimdi son yıllarda zaten Galatasaray'ın borçları gittikçe arttı, arttıkça gitti. Ve inanılmaz bir boyutlara geldi, senin de bildiğin gibi. Ve şimdi bizlere bir talep başladı. Bizim gibi olgun delikanlılara bir talep başladı. Çünkü artık spor severler daha mütevazi, daha olgun, aklı başında, kavgaya önem vermeyen, öf ve adetlerini taşıyan, çağı bilen insanlara ihtiyaçları var. Dolayısıyla bana bugünlerde çok büyük bir sempati var. Ben her zaman Galatasaraylıyım, hiçbir zaman reddetmedim. Ama düşünmüyor da değilim çünkü bizim bu Galatasaray'ımızı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı birilerinin yönetmesi lazım. Bunların da saygı duyuyorum. Tabii ki gelenler için hiçbir zaman kabahat hiç. Onlar da zaman ayırmışlar, onlar da görev yapmışlar ama biraz farklı bir yapıda yönetmemiz lazım Galatasaray'ımızı özellikle. Onun için arkadaşlarımın çok büyük bir takdir var. Ama ne yapacağımıza bu önümüzdeki bir 20 gün içinde karar vereceğiz. 20 gün içerisinde belli olacak. Biz de takip ediyor olacağız kanalımızda. Erken bir an sen olursun zaten. Çok teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. Benim için bir onurdu sizi ağırlamak. Muhteşem bir hikaye dinledik biz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Yok, çok teşekkür ederim. Özellikle senin programda var olmak çok keyifli oluyor. Çünkü beni hep güzel yerlere yönlendiriyorsun. Ben de güzel güzel laflar etmeye çalışıyorum. Umarım ki herkes çok keyif almıştır. Ben de herkese buradan iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diliyoruz biz de. Tekrar teşekkürler. Başarı hikayelerinde konuğumuz iş insanı Turgay Kıran'dı. Haftaya yeni bir başarı hikayesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Demir Kıran Ars Ofisi başarı hikayelerini sundu.